Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün çıtı pıtı baklava dilimi çok güzel bir kolay ve gösterişli tığ oyası yapacağız. Bunu bir yerde model olarak çıkarmasın mı kızlar? Kendim yaptım, baktım azıcık şu oyadan azıcık bu oyadan birleştirerek farklı bir oya çıktı. Şöyle bunu 20 numara tığ ile yapacağım. Şöyle bakın. Kullanacağım iplikler ve oyamız. Şekilde çıtı pıtı kolay bir tığ oyası. Şimdi şuradan hemen yapımına geçelim bunun. Başlangıç kısmı nasıl? Nasıl başlayacaksınız? Önce hemen tığ şöyle ipi tığ battıya sabitledikten sonra, tığ battılar bu arada hepsi de ikişer zincirden yapılmış tığ battılar. Şöyle bir tane küçük örümceğimi yapıyorum. Başına bir kez alıyorum. Bir iki tane tığ battısı atlayarak üçüncü tığ battının içerisine bir iki üç dört, beş. Beş tane dolgumu yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Şu en baştaki dolgunun içerisine tığımı batıyorum. Buradan bir tane zincir çekerek dönüyorum. Başına bir kez alıyorum. İki defa da çıkarıyorum. Başına iki kez alıyorum. Şöyle üç defa da çıkarıyorum. Tekrar başına iki kez alıyorum. İki, iki, iki. Üç defa da çıkardıktan sonra buraya bir, iki, üç tane zincir çekip hemen bu dolgunun içerisine bir, iki, üç, dört tane sık iğneyi yaptıktan sonra hemen yuvanın içine batıyorum. Bir zincir çekerek aynı yere batıyorum. Şimdi bir zincir çekip başına bir defa alıyorum. 2 2. 2 defa da çıkardım. Başına 2 defa alıyorum. 2 2 2. İkişer ikişer 3 defa da çıkardım. Tekrar başına 2 defa alıyorum. 2 2 2. 1, 2, 3 tane zincirimi çekerek hemen arka kısımdan batıp 1, 2, 3, 4, 4 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar bu şekilde dibine batıp bir zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle bir örümceğimi yapıp 1, 2 tane tığ batısı atlayarak 3. tığ battıya batıp bir zincir çekiyorum. Bir tane örümceğimi tekrar yapıyorum. Başına bir kez alıyorum. İki tane tığ batısı atlayarak bir, iki, üç, dört ve beş. Aynı şekilde beş tane dolgumu yapıp beş tane zincir çekiyorum. Ve dönüyorum aynı yere, tekrar batıp buradan bir zincir çekerek dönüp buraya bir tane küçük yaprağımı yapıyorum. Üç zincirimi çekip tekrar kenarına batarak dört tane sık iğne yapıyorum ve yuvaya batıyorum. Buradan bir zincirimi çekerek hemen yanına batıp bir zincir çekip başına bir kez alarak iki defa da çıkarıyorum. Başına iki kez alıyorum. İkişer ikişer üç defa da çıkarıyorum. Başına iki kez alıyorum. İkişer ikişer üç defa da çıkarıyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Hemen dolgunun içinden iki, üç, dört sık iğnemi yapıp
taban kısmına batıp şöyle bir zincir çekip bir örümceğimi alıyorum. İki tane tığ batısı atlayarak üçüncü tığ batıya batarak bu şekilde taban kısmını oluşturuyorum. Şimdi şuradaki baklava dilimlerimizi yapalım. Şöyle maviden yapayım. Önce tığ, ipi tığa sabitliyorum. Sabitledikten sonra şu ortadan bir zincir çekmiştik. Bir zincirin içerisinden bu şekilde batıp buraya sıkıca şöyle kapatıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 4 tane zincir çektikten sonra şöyle bakıyorum bir zincir çektiğim yer mi diye. Evet. 4 tane zincirim çektikten sonra şu alttan giriyorum. Şuradakiyle birlikte başına 2, 3, 4, 5, bir tane dibinden batarak aynı yerden 6 alıyorum. Şimdi bunu 2, 2, 2, 2, 2. İkişer ikişer çıkardıktan sonra buradan hiç zincir çekmeden bakın şu ilk baştaki ipimin arasından şöyle şu ipin arasından tığımı batıp buradan bir ilmik alacağım. Şimdi buralar zaten ara ara belli oluyor yapıldığında. Kamerada belki belli olmayabilir. Bakın şu aralardan 3, 4, 5, 6. 6 tane bu şekilde aldım ilmiğimi. 2, 2, 2, 2, 2 çıkardım. Tekrar buradaki bir tane ipimin arasından tığımı batıyorum. 2 tane oldu. 3, 4, 5, 6. 6 tane alıyorum ve 2, 2, 2, 2, 2 çıkarıyorum. Buradan hemen bir zincir çekip aslında kızlar hiç zincir çekip inmeden bu şekilde bıraksak da güzel oldu. Bakın şuralara ben normalde zincir çekerek indim kenarına. Şunların şöyle zincir çekerek zincir çekmeden de inince ütüsünü yapınca kıvrılmaz herhalde güzel gözükür diye düşünüyorum. Şunların hepsi zincirli, bu zincirsiz bakın. Böyle de hoş gözüktü. Buradan bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle bir, iki, üç, dört, buraya beş tane batıyoruz. Beş tane battıktan sonra hemen bir, iki zincirimi çekiyorum. Buradan ipimi koparıyorum. Bu ipi kopardıktan sonra şöyle bakın ütülerken bunu tam şöyle kare şeklini aldırmak istiyorsanız böyle çekin. Yok uzun istiyorsanız yukarıya doğru çekerek motiflerinizi düzenleyin, ütüleyin. Şu ipi bu şekilde arkaya alıp hemen şu arkaya yapıştırıyorum. Motifin arkasına. Evet, bu şekilde kolay ve güzel bir tığ oyası oldu kızlar. Çıtı pıtı hoş bir tığ oyası. Şöyle koyup ekran görüntüsü almak isteyenler şöyle yakına getireyim. Yakına getireyim. Şöyle elimde alın. Çünkü bazı arkadaşlar ekran görüntüsü alıyoruz abla diyorlar. Evet, güzel yepyeni bir oya oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.